Evet sevgili Dayı Comics abonelerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün size bir okuma sırası vereceğim. Bunları daha önceden yapmıştım. Marvel okuma sırası ve X-Men okuma sırası diye. Bunları unutun. Size esas Earth, Marvel Earth 616 yani 616 Marvel Dünyası 616 çizgi roman okuma sırası. Bu dediğimiz olay şu. Bunun olayı ne? Bu Marvel'ın ana hikayelerin olduğu evren. 616 biliyorsunuz Marvel'ın 500 tane falan evreni var. Her birinde ayrı ayrı şeyler geçiyor. Ultimate evreni ayrı bir şey. O diğeri ayrı bir şey. Bilmem ne hepsinin böyle işte Earth 512 yok Earth 285 falan gibi garip garip şeyleri var. Bu 616 ana evreni Marvel'ın. Diğerleri gibi değil yani. Esas bu eski 1940'lardan 50'lerden 60'lardan beri olan Marvel evreni Marvel 616 diye Marvel dünyası 616 diye geçiyor. Ben de Kuzey Rodop'un sitesinde bunu buldum. Gördüğünüz gibi şuradan 93 kitaplık. Hatta ben sonrasında vereceğim size. Sonrasında da bir Axis var. Yalnız onun arasında X-Men'den ne okumak gerekiyor onu tam bilmiyorum. Onu da araştırırım o arada. Olan bir seri. Yani bunu okursanız Marvel'ın ıncını cıncını bilirsiniz arkadaşlar. Yani şu hani Bendis'te başlayan Marvel şeyi var ya, evreni var ya, onun ıncını cıncını bilirsiniz. Bütün arkadaşlarınıza da süper hava atarsınız yani. Çünkü pardon. Bunu okuyan Marvel'ı yemiş yutmuştur. Marvel'cıysanız bunu alın. Tabi gördüğünüz gibi çok yüksek olduğu için ben bunu 20 kitap olarak size aktaracağım. Çünkü başka türlü aktarılmaz yani. Çok uzun sürer o. Bazılarında da şey var. Yani hani aman o bulamazsınız. Çok önceden basılmış. Baskıları bitmiş. Anca işte bazı internet sitelerinde bulabiliyorsunuz. Hani nadir.com'da işte efendim şeyde Letgo'da falan filan bulabiliyorsunuz. Biraz yani yüksek paralar verebilirsiniz bunlara. İnşallah onlar olmadan yani yeniden birileri alır basar diyeceğim ama zor. Neyse biz arkadaşlar hızlı bitireyim. Böyle uzun olmayan kısa bir videomuz olsun değil mi? Hep çünkü böyle bir çekiyoruz 20 dakikalık video. Bari bu sefer 20 dakikanın altına düşüreyim de daha böyle lezzetli olsun iş. Evet şimdi ilk tabii ki Bendis'in ilk çizgi romanı olan yani daha doğrusu bu evreni yarattığı ilk çizgi roman olan Avengers Dağıldı ile başlıyoruz. Gerekli şeyler bastı bunu. Şu anda her yerde bulabilirsiniz. Şimdiden alın elinizde bulunsun. Hiç olmazsa yani sonradan diğerleri gibi bir anda biterse açıkta kalmazsınız. Bu bittikten sonra Marmara çizginin bastı Astonishing X-Men. Bu da Joss Whedon. Joss Whedon'u biliyorsunuz. Kendisi Buffy the Vampire Slayer'ı falan işte onun senaristlerindendir. Onun yaratıcısıdır. Artı ilk iki şey filmini çekmiştir. X-Men diyecektim. Avengers filmlerini çekmiştir kendisi. Ama bence hani yazar olarak kalması daha iyi. Yani böyle film minim işlerine bulaşmasın bence. Evet bunun ilk şeysi Astonishing X-Men. Bu kitabı bulursunuz. Piyasada şu anda hala var. Rahatlıkla alabileceğiniz bir çizgi roman yani. Buradan gidiyoruz. Gerekli şeylerin bastığı Marvel Gizli Savaş. İşte şimdi İşler biraz değişti. Niye? Çünkü bu piyasada pek bulunmuyor artık. Çoğu yerde tükenmiş durumda. Şu anda bir yerlerden bulabiliyorsunuz. Bulun, alın diyorum size. Eğer alamazsanız şöyle diyeyim. Gerekli şeyler basmaz çünkü bir daha. Çünkü öyle bir yayın evi o. Açıkta kalırsınız. Nadir kitapta falan da satılıyor şu anda. Başka kitap evlerinde falan da yine böyle aralarda, kıyılarda, köşelerde kalmış var. Gizli Savaş'ı hemen alın arkadaşlar. Bu Gizli Savaş'ta galiba şey olması lazım. Bu
neydi? İç savaşın ön hazırlayıcısı gibi bir şey galiba. Artık kitabı ben sipariş ettim. Alıp okuyunca özetini geçerim size. Sonrasında arkadaşlar New Avengers Firar. Evet, ilk intikamcılar, gördüğünüz gibi yenilmezler diye bir şey yok. İntikamcılar. Evet, gerekli şeylerin bastığı New Avengers'ın ilk şeyi. Bu da Avengers dağıldıktan sonra Kaptan Amerika'nın kurduğu yeni intikamcılar. Zaten görüyorsunuz yeni yeni tipler var. Mesela işte Wolverine gelmiş. Ondan sonra işte bu Spider-Woman, Örümcek Adam falan gelmiş yani. Şu arkadaki de Luke Cage'dir büyük ihtimalle. Yeni bir Avengers kuruluyor. Yeni Avengers'ın da olayı burada. Buradan başlıyoruz yani. İç savaşa kadar giden süreyi. Sonrasında ise X-Men Phoenix Alt. Evet, bunda Marmara çizgi bastı. Şu anda stoklarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani her yerden alırsınız. Phoenix'in Alt kitabını okuyoruz. Bu herhalde biraz da yeni şeyde de veda ediyoruz bir şekilde sanırım. Şeye. Jean Grey'e. Çünkü hani sonradan Astonishing X-Men'de falan göreceksiniz. Hep şey var kapaklarda. Neydi o kadın? Bu şey Emma Frost. Ve buradan sonra yine bir ara kitaba geçiyoruz. X-23 Masumiyetin Kaybı. Çizgi düşlerden çıktı bu eser. X-23 arkadaşlar biliyorsunuz Old Man Logan'da görmüştük biz. Fakat şöyle bir fark var. Old Man Logan'da yani onu böyle 10-12 yaşında bir kız olarak gösterdiler. Normalde Wolverine onu ilk bulduğunda yani klonunu ilk bulduğunda lise çağında diye biliyorum ben. İlk olarak böyle yani. Hani lise çağında falan biri. Sonradan şey oluyor. Yani hani sonra da daha da büyüyor. X-Men'e katılıyor. Hatta X-Force'a falan katılıyor yani. Hatta bazı şeylerde Wolverine onu götürmek istemiyor falan böyle. Enteresan aralarında gerçekten de bir hafiften baba kız ilişkisi var ama bu şeydeki gibi değil yani. O kadar düşünmeyin. Neydi? Bizim izlediğimiz filmdeki gibi değil. Sonra bu X-23'ten atlıyoruz tekrar X-Men'e. Yani 3 tane X-Men kitabı arda arda okuyoruz. Bakın görüyorsunuz Emma Frost burada duruyor. Astonishing X-Men tehlikeli. Marmara çizgi bastı ve şu anda piyasada bulunmuyor. Bunu komple böyle 6 kitap mı ne falan öyle bir şey bu. 6 kitabı full olarak satanlar var. Yani şeyler hariç. Letgo metko falan hariç. Nadir de var. Fiyatı da gayet tuzlu. Yani ya öyle alacaksınız arkadaşlar ya da Marmara çizgili tekrar basmasını bekleyeceksiniz. Marmara çizgi bir ara basmayı istiyor bunları. Ama işte dediğim gibi ne zaman hani bir şeylerin de bitmesi lazım. Şimdi mesela Astonishing X-Men'in belki 2-3 tane kitabı bitmiş olsa adamlar yeniden basar yani hani millet alır diye. Ama yok maalesef tek kitap bitti. Diğerlerini çok rahat hala bulabiliyoruz piyasada. Ya da bakacağız sahaflarda, mahaflarda ben araştırıyorum işte böyle tek bir tane bulursam alacağım. Sonra yine New Avengers'a geçiyoruz. Sentry. Evet bu zannedersem Sentry'nin evrene ilk katılışı. Sentry de yani şey gibi Superman gibi karakterlerden bir tanesi şeyin. Şimdi bir tane Hyperion var. Tam böyle bir Superman çakması diyebileceğimiz bir karakter. Marvel'da. Fakat o uzayda falan takılıyor böyle. İşte Guardians of Galaxy ile Nova Corps'la falan filan takılan bir tip. Bu Sentry ise dünyada ama gerçekten öküz gibi güçlü bir karakter. Böyle rahat şeyle falan kafaya girecek bir karakter. Thor'la Mor'la falan. Yani dikkat ettiyseniz bu yeni Avengers'ta Thor Mor yok. Bakalım Thor nerelere kayboldu? Ben de merak ediyorum. Ve sonradan Wolverine devlet düşmanı. Gerekli şeylerin bastığı Wolverine devlet düşmanına geçiyoruz. Wolverine devlet düşmanının özelliği arkadaşlar stoklarda yok. Yani varsa da ah böyle çok yüksek bir fiyata buluyorsunuz. Ops nereye gittik ya? Şey açıldı pardon. Ay as arkadaş ya. Oo. Lan tamam hani raw video olarak atıyoruz bunları ama iyiceden mahvettik olayı. Evet yani piyasada kolay kolay bulamazsınız. Nadirden normal fiyatının daha üst şekillerinde alırsınız. Yani nadirde falan bulursunuz artık. Ya da işte bir sahafta mahafta bir yerde ya da bir kitap evinde falan aralarda kalmış bir şeyde karşılaşırsanız
durmayın, hemen alın diyorum size. Çünkü yok yani, piyasada yok kitap. Ben yani baktım, çünkü özellikle araştırdım, bulamadım yani. Sonra New Avengers Sırlar, 3. kitap, Sırlar ve Yalanlara giriyoruz. Şu tip de bana şey hatırlattı, Baron Zemo'yu hatırlattı, ama bakalım Hydra'lı bir iş mi, Hydra'sız iş mi, nasıl iş? Merak ediyorum yani bu kitapları da. Daha almadım çünkü. Şeyi bekliyorum esas, o 12 ile 13. kitap yok çünkü. Bu New Avengers'ın diğerlerinin hepsi bulunuyor. Eğer onlar elime geçerse alacağım. Yoksa işte o şeyli olan, dediğim gibi işte bazı kitap evlerinde falan, daha doğrusu Nadir'de ya da işte Facebook'taki gruplarda falan bu şey olarak satılıyor. Hani bazıları satıyor böyle set olarak falan. Onlara falan alacağız mecbur. Çünkü yani 12. 13. cildi yoksa, yani 11'i alsan ne olacak? Yani araları kaçıracaksın. Sonrasında ise Amerika'ya geçiyoruz. Yani Kaptan Amerika'ya geçiyoruz. Evet, bizim yüzbaşı Amerika'mız. Kış askeri. Gerekli şeylerin bastığı kış askeri 1. Bunu piyasada bulamazsınız. Nadir kitapta falan satılır. Ya da sahaflarda, mahaflarda bulursanız alın. Kış askerinin yalnız şöyle bir olayı var. Kış askeri de 2 cilt olarak gerekli bastı. Ve şu anda piyasada kolay kolay bulamıyorsunuz. Gerçekten de nadir boyutuna düşmüş durumda. Fakat sonradan Kaptan Amerika'nın komple haklarını alan, yani basım haklarını alan şey Marmara Çizgi, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Marmara Çizgi Kış Askeri'nin 2 cildini bir arada bastı. Yani şunu bulursunuz, şeyi de bulursunuz. Kaptan Amerika Kış Askeri 1-2'yi de bulursunuz. Fakat yani şundan 2 tane alırsınız. O anca şey olur. Çünkü şu anda piyasada olmadığı için böyle 2 cilt olarak bulunmadığı için yani anca sahaflardan, işte nadir kitaptan falan bulabilirsiniz bunu. Orada da epey tuzlu fiyatta satıyorlar yani. Gayet tuzlu fiyatta satıyorlar. Hani dediğim gibi siz şey yapabilirsiniz. Bu piyasada bulunuyor. Marmara çizginin bastığı Kış Askeri. Alıp yarısına kadar okuyun. İlk kitap bitince bırakın. Çünkü sonradan House of M'e geçiyoruz. Bunu da Marmara basmıştı. House of M'i ben aldım. 16'lı setim var. Dayı Comics'te satıyorum. Orada da var House of M. Fakat piyasada kalktı. Geçen ay piyasadan kalktı. Bulunuyordu House of M. Bir anda kalktı piyasadan. Hiçbir yerde bulamıyoruz artık. Yani şimdiye kadar almadıysanız yandınız arkadaşlar. Artık bekleyeceğiniz Marmara ne zaman basarsa yeniden. House of M'de özellikle yani Avengers, yani Earth 616'da da bir olaylar yaratıyor. Yani onu etkiliyor, fakat en çok etkilediği tabii ki X-Men'ler. X-Men dünyasını komple kökten değiştiren bir olay. Yani sonrasında baya bir enteresan işler çıkıyor ortaya. Ve bundan sonra da The Invincible Iron Man Extremis'e geçiyoruz arkadaşlar. Bunu zaman da İşte şurada şeyi vardı, logosu vardı. Host Comics basmıştı. Yalnız Host Comics iflas etti diye biliyorum. Ve şu anda piyasada kitapları yok. Yani hani bulursunuz ama tuzlu fiyata bulursunuz. Çünkü baskısı yok yani bunların. O zaman basılmıştı, işte satıldı. Ondan sonra da Host Comics dükkanı kapattı. Bunu işte şu anda Iron Man'i artık kim basıyorsa, mesela atıyorum işte Marmara mı basıyor, çizgi düşler mi basıyor, kim basıyorsa şu Iron Man Extremis'in haklarını alırsa seviniriz. Çünkü hani bu şeyde olan ilk kitap bu ve şu piyasada yok yani, bir tek nadirden falan alabiliyoruz şu anda. Sıkıntılı yani, sıkıntılı bu kitap. Sonrasında evet, Kaptan Amerika Kış Askeri'ye şöyle göstereyim. İkinci cilde geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da zaten yani dediğim gibi hani bunlar piyasada bulunmuyor. Siz en iyisi bunu alın. Şu ikiliyi alın arkadaşlar. Ve ondan sonra işte şey yaparsınız rahatlıkla. Hani yarısında bırakın. Sonrasında tekrar başlayın. Çünkü en güzel bu. Hani hiç olmazsa bunu işte 35, 40, 50 neyse bir fiyata alıyorsunuz. Yani diğerini abi adamlar istiyor 100 lira, 150 lira fiyat istiyor ya. İki tane Kaptan Amerika alırsınız yani. Sonrasında yine Kaptan Amerika, Marmara çizginin bastığı Kaptan Amerika Kızıl Tehdit.
romanına geçiyoruz ve burada da gördüğünüz gibi şu da şeye benziyor bence. Bu Civil War'da gördüğümüz Crossbones'a benziyor ama inşallah odur yani, Crossbones'tur. Yani öyle diyeyim. Bilmiyorum. Yalnız bu Kızıl Tehdit sevilen bir çizgi romanlardan. Herhalde iyidir. İşte okuduğumuzda göreceğiz. Ben de yavaş yavaş bu seriyi toplamaya başladım. Bazı kısımlarını topladım. Aralardan maralardan. Şimdi işte baştan toplamaya çalışacağım. İnşallah becerebiliriz. Sonrasında Amazing Spider-Man Öteki birinci cilt. Öteki Evrimleş ya da Öl. Evet. Gördüğünüz gibi Host Comics bastı. Dediğim gibi Host Comics kapandı. Bu var arkadaşlar piyasada. Şöyle nadirde falan. Korkunç yüksek bir fiyata satılıyor. İnşallah. Yani hani şey de satılıyor. Bunlar tek tek de satılıyor bazı yerlerde. Ama dediğim gibi bütün seti toplayamayabilirsiniz. Bu set komple şeyin içinde. Bu dediğim Earth 616'nın içinde bir set. Yani sahaflardan kovalayın tek tek, 50-60 lira hatta 70 lira falan bile olsa alın yani, size öyle diyeyim. Yani toplusu çünkü çok yüksek, 600 lira falan istiyorlar. Yani daha düşük fiyat veren varsa 400-350 falan olur yani, bir yerde satılır, Letgo'da orada burada satılır falan, anında yapışın dedim size. Çünkü hani şu anda aslında Spider-Man şeyde Marmara çizgi basıyor Spider-Man'leri. Yani keşke Marmara çizgi alsa da şunları tekrar bassa. Yani zaten bir daha Türkiye'de basılmaz yani. Host Comics basmaz. Bitti Host Comics'in işi. Yani inşallah öyle şeyler olsa ne kadar güzel olur. Mesela gerekli şeylerin de var. Bu aralarda bastığı sonraki şeylerde göreceğiz. Adamlar zamanında basmış. Daha önceden basmış. 2010'da basmış. 2008'de basmış. Bir şeyde basmış. Ve ondan sonra bitmiş kitap. Yani şimdi bir daha da basılmıyor. Yani hani Marmara çizgi falan alsa keşke onları, ya da Arka Bahçe alsa bassa mesela ne kadar güzel olur. Ki yani Arka Bahçe'nin elinde de çok sağlam bir külliyat var. Başka videolarda bahsetmiştim. Örümcek Adam'dır işte, şeydir, özellikle X-Men Örümcek Adam adı altında bayağı bir sağlam bir külliyatları var. Keşke basılsa yeniden. Ve yine arkadaşlar bu da Spider-Man Cilt 2 Öteki. Yine Evrimleş ya da Öl adı. Öteki bu ikinci cildi bunun. Burada görüyorsunuz Spider-Man siyah kostümünü. Siyah kostümünde şöyle bir olayı var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bir simbiyot gelmişti. Siyah kostüm öyle gelmişti ilk olarak. Oradan da Venom çıkmıştı ortaya. Hatta biliyorsunuz We Are Venom. Sonrasında Spider-Man kendisi siyah bir kostüm yapıyor. Ben bazı çizgi romanlarında falan gördüm. Normal hani onun mavili kırmızılı kostümün aynı şeyinden yapıyor. Yani aynı kumaşından, aynı işte elastik şeyinden yapıyor. Ve siyah kostüm olarak arada bazı maceralarında kullanıyor bunu arkadaşlar. Hani bu şimdi böyle siyah kostümle görünce aa bu yine simbiyotun içinde mi falan demeyin. Değil yani. O ayrı bir siyah kostüm yapıyor kendine sonradan. Ve bu aradan işte biten çizgi romanlardan sonra bitmeyen bir çizgi romana geçiyoruz. X-Men parçalanmış, Astonishing X-Men 3. cilt parçalanmışa geçiyoruz. Piyasada var, rahatlıkla alabilirsiniz. Yani o yüzden alın. Benim tavsiyem. Çünkü hani bunlar da biter biter, ondan sonra Ayaz'da kalırız. Sonrasında New Avengers'a geçiyoruz. Kolektif. Bu da 4. cildi. Bunların gördüğünüz gibi Luke Cage'imiz falan var burada. Şu kim merak ediyorum. Acaba şey falan mı? Iron Fist falan mı acaba? Sonrasında son kitabımıza geliyoruz. Doctor Strange Yemin Arka Bahçe tarafından basılmış ve gördüğüm en kötü kapaklardan bir tanesine sahip. Normalde Doctor Strange'in kapakları iyidir yani, hani kitap kapakları. Bu niye böyle bilmiyorum. Böyle bayağı bir şey var. 1970'ler havası falan var yani bu şeyde. Yani
alacağız, okuyacağız, göreceğiz yani sonuçta şeyi biriktirmeye şey yapıyoruz yani başlayacağız bunu biriktirmeye, bakacağız artık 1970'lerden mi kalma, yeni midir nedir, ama hani çizim gerçekten öyle bir 70'ler havası falan var. Biraz da böyle enteresan bir kapak yani. Ne bileyim. Daha cillop kapaklarla basıldı yani Doctor Strange. Enteresan. Evet, sevgili Dayı Comics abonelerim. İlk 20 kitabı bitirdik. Bundan sonraki videoda 21'den başlayıp 40'a kadar gideceğiz. Böyle bu seriyi de size anlatacağım ki eğer mesela varsa aranızda zengin insanlar vardır ya da böyle çizgi romana çok meraklı insanlar vardır. Türkçe basılmış Earth 616 nasıl okunur? Bunu buradan öğrenirsiniz arkadaşlar. Öyle yok işte 31 kitaplık şu var. Yok 20, 16 kitaplık bu var, 20 kitaplık bu var değil yani. Böyle bir 100 küsur kitaplık büyük bir külliyat bu. Ve Türkçe'de de aslında iyi bir şey bizim için. Yani 100 küsur kitabın basılmış olması. Çünkü normalde öyle olmaz yani. Biz mesela bir yerden 10 tane basarız. Başka bir yerden 5 tane kitap basarız. Ötekinden 12 tane basarız. Ayrı ayrı. Yani mesela yurt dışındakiler külliyatı komple okuyabilirken biz aralarını okuruz sadece. Ki yani daha önceki bu X-Men videomuzda falan gördünüz. Mesela o House of M den sonra başlayan şey arasında iki tane çok önemli kitap var ve onlar hala basılmadı. Yani buradan Marmara çizgiye sesleniyorum. Basın abi, basın. Basın, okuyalım. Evet, benden şimdilik bu kadar. Sevgili abonelerim, başka bir videoda daha görüşmek üzere diyorum.